Hayırlı cumalar, DeFi Friday'in bu bölümünde 3000 dolara NFT alıyoruz. Adım adım neler yaptık hepsini paylaşacağız. Bölümün içerisinde ayrıca NFT airdrop çekilişimizde bulabilirsiniz. Bu bölümü sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz çünkü paraya kıyıyoruz. Haydi buyurun, DeFi Friday başlıyor. Doğancan, eminim ki dinleyicilerimiz bizi düzenli olarak dinliyorlar. O yüzden geçen hafta yaptığımız Kripto Kemal'le olan bölümü kaçırmamışlardır. NFT'ler hakkında her şeyi konuştuk, muhteşem ipuçları verdik. Ama aynı zamanda Kemal bizi ninja almaya ikna etti. Çünkü ne projeymiş kardeşim. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ama biz madem ikna olduk, madem ninja alacağız ve bu komüniteye katılacağız, bari bunu ekranlar önünde yapalım da insanlar hem NFT alma süreci nasıl oluyor bunu görsün, hem de koleksiyonlar üzerine biraz konuşurken belki birkaç bilgi vermiş oluruz. Güzel program olacak. Haydi hemen başlayalım ekranımızı paylaşarak. Bugün NFT'leri OpenSea üzerinden alacağız. OpenSea bir NFT pazar yeri. NFT'yi alıp satabildiğimiz bir pazar yeri. Burada farklı koleksiyonlar var. Sanat koleksiyonları var. Çeşitli koleksiyon parçaları var. İstediğiniz birçok şeyi, NFT'ye dair birçok şeyi burada bu platformda bulabiliyorsunuz. Buraya bir cüzdanımızı, yine dijital cüzdanımızı bağlayarak nasıldı? MetaMask cüzdanımızı biz bağlayacağız. MetaMask cüzdanı nasıl açılıyor? Bununla ilgili bir bölümümüzde şurada görebilirsiniz. Onu da ayrıca belirtelim. Şimdi OpenSea'ya girdiğimiz zaman Furkan, ne yapıyoruz şimdi? Şimdi Doğancan, istersen buradan bir senin profiline bakıyoruz şu anda. Güzelmiş. Vay, görüyorum ki NFT'lerin var. Burada mevcut koleksiyonlara bakabiliriz. En çok satın alınan koleksiyonlara bakabiliriz. Ya da doğrudan hedefimize ninja gibi gözlerimizi hedefe dikip direkt koleksiyona da odaklanabiliriz. Hadi direkt gidelim. Şimdi burada Efe'nin bir, bunların mavi tikleri var. Onu da çok bahsedelim. Gördüğünüz üzere 500 tane Ninja Squad NFT var. Doğrusunu seçmek de önemli. Şimdi NFT dünyasında çok fazla dolandırıcılık da oluyor. Farklı, aynı koleksiyonu işte çıkartıp, işte JPEG'ini indirip basıp buradan yan firmalar, korsan firmalar çıkabiliyor. Nike gibi ama Nike'ın işte alıyor Nikea gibi bir şey yapıyor. Öyle gibi düşünebilirsiniz. Biz burada mavi tik arıyoruz. Genelde büyük projelerin hepsinde mavi tik oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Burada iki tane nokta var. Biri hesap, biri koleksiyon. Şu an senin girdiğin şey hesap. Yani Ninja Squad NFT'nin hesabı. Ve hangi koleksiyonu buradan yayınlarsa yayınlasın, buradan geldiğini biliyoruz. Kaynak cüzdanı burası. Ama bunun altında farklı koleksiyonlar olabilir. Ki var. Burada mesela Ninja Squad koleksiyonu bir koleksiyon. Ninja Mifers bir koleksiyon. Sen şu anda mesela Ninja Mifers koleksiyonuna girdin. Buradan da Ninja normal Ninja Squad koleksiyonuna geçebilirsin. Evet, gördüğün gibi Ninja Mifers daha düşük fiyatlı, herkesin alabileceği, sırf bu komünitenin parçası olmak için alabileceği bir koleksiyon. Ya da normal bir Ninja koleksiyonuna da yine Ninja Squad'ın NFT hesabından erişebilirsin. Yalnızca oraya dönüp hani bu koleksiyonda olan parçalardan birine tıklaman yeterli aslında. Biz bugün Ninja Squad NFT'lerinden alacağız. Burada Ninja Squad official adresinden bulabiliyoruz. Burada baktığımız zaman kendi tabii bir sitesi var. Onu isterseniz önce bir hızlıca bakalım. Burada işte bir roadmap'leri var. İşte programda zaten bayağı bahsediyoruz. O yüzden burada çok detaya girelim Furkan. Çok hızlı özetlemek ister misin? Yani bence programa yönlendirelim insanları çünkü orada çok fazla detayına indik, her noktasından bahsettik. O yüzden dinleyicilerimizi koleksiyonu çıkartan kuruculardan birinden dinlemesi daha mantıklı olur. Hazır öyle bir kaynak varken bizim burada tekrara düşmemize gerek yok. Daha çok olaya odaklanalım, gidip koleksiyonumuzu alalım derim ben. Bence de. Zaten bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biz beğendik, alıyoruz. Biz bu kararı verdik. Yani size bu kararı satmaya çalıştığımız gibi bir durum yok. O yüzden bir yatırım tavsiyesi mi? Değil. Hiçbir alakası yok. Bunu alırken geliyoruz, diyoruz ki sevgili dostlar, bunu alıyoruz. Böyle. Evet. 8888 tane çıkartılmış ilk başta bu koleksiyonda. Bu kadar var. İlk satışında, ilk satışa çıktığında 0.088 Ether'den satışa çıkmış. Bugününkü fiyatına baktığımız zaman floor price, yani ne demek? Taban fiyatı. Yani en düşük buna alabiliyorsunuz demek. 0.37. Bayağı da bir artmış. Yüzde ne oluyor? 300, 340. %350. 350 gibi bir şey. Bayağı bir artış var. Matematiği görüyor musun?
Tık 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 tık. Tamam. 3000 sahibi var. 3200 küsür sahibi var bu NFT'lerin. Biz de onlardan biri olacağız şimdi. Şimdi nasıl yapıyoruz sevgili dostlar? İki tarz burada seçenek var. Furkan size onlardan bahsedecek. Bir hemen al seçeneğimiz. Bir de açık arttırmaya gir seçeneği. Şöyle yani aslında açık arttırma her koleksiyonda o an olmayabiliyor ama çoğu koleksiyon teklife açık. Yani siz süreli açık arttırmalar var. Onlar da girip o süre içerisinde bir teklif vermelisiniz ve o şekilde sonuçlanıyor. Ya da daima teklife açık olan koleksiyonlar var. Girebiliyorsunuz, istediğiniz zaman teklif veriyorsunuz. Eğer o parçanın sahibi sizin teklifinizi beğenirse onaylıyor ve işlem yapılıyor. Ama burada dikkatli olmakta fayda var. Bored Ape'de yakın zamanlarda böyle bir şey oldu. Mesela 100 DAI'lik bir teklif vermiş biri. Koleksiyon sahibi bunu, parça sahibi 100 Ether sanıyor ve teklifi kabul ediyor. Yani aslında 100 Ether'lik parçayı 100 dolara satmış oluyor. Burada hangi para birimi cinsinden teklif aldığınıza verdiğinize dikkat edin. Bu konularda çok fazla bilinmesi gereken, aslında dikkat edilmesi gereken kural var NFT alışverişi yaparken. Tamam. O yüzden ne yaptığınızı bilmeden girmeyin bu işlere. Tamam Furkan, dikkat ederiz. Ederiz tamam. Dur şimdi alacağız hadi. Biz hemen almak istiyoruz. O yüzden hemen al butonu kullanacağız. Şimdi buraya da baktığımız zaman şu an listeleme, evet, düşükten yükseğe doğru gidiyor. Baktık hakikaten de bu arkadaşım gerçekten de taban fiyatı satılıyor. Yani en düşük fiyatı almak istesek bunu alacağız. Biz bunu mu alacağız? Evet. Bakacağız. Bakacağız. Şimdi biz onu aldığımızda da taban fiyat 0.38'e yükselmiş olacak. Mesela bak şu güzelmiş. Şunu beğendim. Şu güzel. Aa bak, arkasında katana var. Tek göz. Tepe göz. Fena değil. Cyclops. Ben bunu bak sevdim. Arkasında rocker da bir tip. İlk görüşte değil bak, mi? Bak mesela aynen şey, iletişime aldın ve içine girip bazı özelliklerini de gösterebiliriz burada. Alışverişe falan gittiğimde de hep böyle oluyor ya. İşte giriyorum şu mesela, şu güzelmiş diye hemen söylüyorum. Tamam. Evet. Burada özelliklere gir Doğancan. Şimdi her NFT parçasının belli özellikleri var. Kiminin arka planı, kiminin kıyafeti, kiminin yüzü, cinsiyeti, şapkası, silahları burada belli özellikler içeriyor. Ve her biri bunlardan belli bir yüzde aslında. Mesela neymiş bu ninjalar arasında? Sadece %2'si punkmış. O yüzden kırmızı hani, bak arka bu özelliği güzel. Kıyafeti bakımından aslında azınlık diyebiliriz bu parça. Evet. Tek gözü olması açımından %2 azınlık diyebiliriz. Beyaz başarılı. Şapkası varmış kankimin. Bak neler neler. Ember mesela Sword. Arka planının kırmızı olması. Yani bir kırmızı olması galiba eşit hemen hemen. Sadece bir tane 100 adetlik özel bir arka plan var. Onun dışındakiler birbirine yakın. Burada katana ekleriz. Oyun oynamayı bıraktı. Evet, eğlenceli abi NFT almak. Bayağı güzel koleksiyon. Bak kadın cinsi daha az. Kadın cinsi şey bulursak bak o daha önemliymiş. %11'i sadece kadın. %89'u. Evet, daha değerli. Erkek ninja. Var mı ya? Ne kadar azsa o kadar daha değerli. Evet tabii. Var mı hanımefendi? Şu hanımefendi mi acaba? Hanım ninjalar. Ne? Yok. Bu da erkekmiş. Ben bunu beğendim bu arada ya. Bu güzel. Güzel. Tamam. Bu güzel. Fena değil. Bak 2 gün önce bir teklifte bulunulmuş. 120 dolara, 123 dolara bir teklifte bulunulmuş. 0.36 Ether. Mordor zihniyeti. 0.036. 0.036. Mordor zihniyeti bir ölücülük yapmış burada. Şu an. Onda biri fiyatını almaya çalışıyor. 1342 dolar. Bu fiyata alacak mıyız? Böyle oluyor. Oo, burada bak değişik şeyler var ya. Bunlar ne böyle? 0.55 Ether vereceksen var. Oo, bak, bak, parayı bak, veren düdüğü çalar. Baksana ya şu tiplere. Furkan senin beğendiğin var mı ya? Sana da alacağız. Ben de göz ucuyla bakıyorum ya, bir şeyler çıkar. Bak şuna, şu bakalım. Da bir şeylere benziyor. Tek gözlülerden mi gidelim diyorsun beraber? Bak topuz. Oo, Bitcoin gözlü. Doğancan çok eğleniyor arkadaşlar. Siz de alırken bu kadar eğlenecek misiniz bilmiyorum ama eğlenceli bir aktivite. Var mı dikkatini çeken başka? Bir short list yapıyorum. Bir liste oluşturuyorum. Ben de bakayım bir yandan. Şu gözlüklü mözlüklü. Crossbow iyidir ya. Biraz endişeli gözüktü gözüme.
Tilki kafa. Yok ya biz hayvanları şey sevmiyoruz abi. Hayvan kullanmayın. Kürük. Hayvan şeyi kullanmayın kafanızda. Mantarlanmış bu adam zaten. Bitmiş yani adam zaten. Ölmüş var ya. Ölmüş adamı satıyorlar abi. Ölmüş adamı satıyorlar. Ölmüş bu ya. Her şeyi satabilirsiniz bu dünyada. Bıyıklı var. Bıyık. Nerede bıyıklı? Ha, şu. Sağında bak. Bıyıklı. Bıyıklı doktor mu bak? Bıyıklı doktor bak. Doktordan doktor. NFT. Doktordan ninja NFT. O da bak böyle atıyor. Şey Rafaello değil mi bu? Rafael. Rafael. Ninja Kaplumbağa'daki. Tanırım ben gözünden tanırım. Ninja Turtles. Bence tamam. Sen ilk görüşte beğendiğini alacaksın. Sanki öyle duruyor bu arada yani. Hakikaten ben bunu bu arkadaşımı alacağım gibi zaten. Ben bu arkadaşı alıyorum ya. Hiç bakmama gerek yok. Hadi yani. Al bakalım. Sen beğendiğin var mı burada bu baksana ya bu korkutucu abi. Bu biraz adam. Fazla havalı. Beni aşar. Bu ne oğlum bu adam? Bu adam ne yaptı belli değil zaten. Ha bak bu değişik. Bu da ölmüş. Sırtından yani. Bıçaklamıştı. Aa yazık. Aa doğru. Yazık. Zombi. Yazık be. Bak hep kapılar buraya çıkıyor. Bu adam? Bu da tek gözlü. Bu adam avcı galiba. Bu adam Jurassic Park'ta avcı galiba yani. Envanter sağlam. Tek göz. Tek göz %2 nadir. Bak bu da bir artist. Bu çok kambur ama ya. Hepsi kambur mu bunların? Bu adam hiç bu sırt çalışmıyor. Bazılarında daha çok belli oluyor. Bence kıyafetten dolayı. Bu kambur ne yapalım abi? Quasimodo. Bu da Bitcoin. Ay düşecek mi düşmeyecek mi falan diyor. Endişeli gergin. Geceleri uyuyamıyordur bu. Bitcoin düşecek diye. Aynı ben. Yapalım sana kardeşim bunu. Çok güzel NFT'm var bak yeni çıkma. Tertemiz bırakacağım sana. Kenarda dursun. Biraz şeytan boynuzları beni temsil etmiyor daha masum bir insan. Bu Rafael, Doktor Rafael pahalıymış. Bak 400 bu adam bunu satan doktor kimse olmak kolay değil. Böyle 444 yapayım demiş. Şanslı rakamım. Şeyi de görebiliyorsunuz ya bu arada. Demiş. Önce ne kadar almış diye. Bak 0.26'ya almış. Şimdi hemen hemen iki katına gibi. İki katı olmasa da onu satmaya çalışıyor. Gibi gibi. Okay. Tamam. Al bakalım sen beğendiğini. Sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman 0.39'dan alıyoruz. Burada MetaMask cüzdanımız da bizden bir izin istiyor. İznimi veriyoruz. Complete checkout diyor. Burada bu checkout bu kutuyu işte kabul etmeniz lazım diyor. Okay diyorum. Şimdi gel söyleyecek. Yine bir tane daha blok. Yok zincirde yine bir MetaMask'te işlem olacak. Evet şimdi gas mevzusu var. Oo çok fazla. Furkan 122 gas falan ödemem ben. Bakalım şu an gvey kaçmış bakıyorum hemen. 125 gvey var Doğancan normal aslında. Yok abi 123 çok ya estimated gas'e bak. Bunu sabah alsak 30 dolara maksimum 30 dolar alırız Furkan. Gerek yok. Valla yani. Son bir tane butona basmak kaldı. O da gizemini sürdürsün. Dinleyiciler acaba bu NFT sende mi değil mi diye daha sonra Twitter'da girip profiline baksınlar bence. Şimdi onaylamak zorunda değilsin. Ha değil mi? Aynen. Olur. Tabii. Bunu ben sabah niyetimizi alırım ya. Belli ettik. Hemen bak size ufak tüyo da vereyim buraya dinlediğiniz için. Videonun sonunda şu an göreceksiniz. Bu arada düşüyor da. Göreceksiniz zaten. Hani aldık. Onu oradan oraya bağlarız. Ben bir tane daha video atacağım oraya. TÜYO'yu söyleyelim. Genelde sabah saatlerinde gas çok daha uygun oluyor. O zaman alırız. VETH'den de hemen bahsedelim. Wrapped ETH yani sıkıştırılmış. Sentetik ether. Şimdi aslında neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Ethereum aslında kendi zincirine ait bir coin. Ama bu bizim işlem yaptığımız tokenlar ERC20 formatında. Ve Ethereum bu formatta değil. O yüzden mesela Uniswap gibi bir swap kullanırken veya bir akıllı kontratla iletişime geçirirken
bir ERC20'ye ihtiyaç var. Ethereum bu formatta olmadığı için bunun ERC20 versiyonu olan Wrapped Ether, yani sentetik Ether'e sahibiz. Ve bu sayede akıllı kontratlarla doğrudan iletişime geçiyoruz. Doğrudan satın alırken buna niye ihtiyaç yok? Direkt uygulayıp diğer tarafa göndererek Ethereum'u kullanabiliyorsunuz. Ama teklifte ihtiyaç var. Çünkü OpenSea sizin için o teklifi aslında orada kullanıyor, tutuyor, bir havuzda tutuyor. Onu tutabilmek için sentetik Ether'e ihtiyaç var. O yüzden onu kullanıyor. Doğancan aldı ninjasını. Şimdi sıra bende. Bana da bir ninja seçelim artık. Doğrudan vakit kaybetmeden ninja squad'ın OpenSea sayfasına ulaştım. Şimdi burada bakıyorum neler var. Ne alsak. Şimdi biraz farklı parçalar görüyorum Doğancan. Senden hızla gidiyor galiba. Şey, buy now demen lazım çünkü onların hepsi satışta değiller. Şu an hepsi yok, şunlar satışta. Şimdi bunun da bilgisini verelim. Price diyorsa ve bir fiyat yazıyorsa orada bunlar satışta. O yüzden bu price yazanlardan şey yapabiliriz. Eğer burada bir listeleme fiyatı yoksa veya sadece teklif yazıyorsa, buna verilen en yüksek teklif mesela buradaki gibi 0.4, o zaman satışta değil demek. O yüzden seçerken bu price yazanları, yani direkt satış fiyatı olanlardan birini seçeceğiz. Şimdi böyle ağlayan alayım mı? Çok mu üzgün? Moralimizi mi bozar? Yok ya. Ben sen daha mutlu bir şeyler. Mutlu bir şey. Çıplak adam da ama abi, çıplak adam şimdi. Benimkini zaten bak, onu orada hala orada. Seninki burada duruyor. Bak bu gözleri şey olan iyiymiş ama bunun da 0.4 teklif gelmesine rağmen henüz kabul edilmemiş. Şimdi şöyle teklif verebiliriz. Aynı zamanda direkt satın da alımı yapabiliriz. Ben bir tane teklif vermek istiyorum. Sonra bir tane de doğrudan satın alım yaparım. İki ninja olmasında bir sakınca yok bence. Çünkü teklifi düşük tutacağım. Şimdi teklif verirken daha rahat seçebiliriz. Çünkü fiyatı ben belirliyorum. Furkan'ın taktiği gördünüz mü? Bak, iki tane alıyor. İki tane alıyor. Bir tanesini hemen alıyor. Bir tanesine daha uygun fiyatı teklif veriyor. Bak, ihtiyacı vardır birinin. O an hani alsın elimden çıkarayım ya diyordur. Çıkarır. Bu iş böyle. Ninjalarımız birbirinden güzel, seçmekte zorlanıyorum. Aa bak, şey var. Var mı dikkatini çekiyor? Bak, Türk şu, var ya. Türk var bir tane. Barbar Türk. Türk bayraklı. Yok abi, Türk bayraklı. Güzel olur da yani. Şu nasıl? Buna bir teklif verelim mi sence? Güzel. Baltalı, güzel duruyor. Duruyor. Hadi buna bir güzel teklif duruyor. Verelim. Bu arada bir yandan gas fee'leri takip ediyoruz. Ki güzel bir noktadan alım yapabilelim. 87 şu anda. Evet, ben bu arkadaşa bir teklif vereceğim Doğancan. Gönlümden kaç kopar? 0.11 red teklif vereceğim. Mümkün değil abi. 0.11'e falan filan mantıklı değil bence. O kadar verme. Denemek bedava Doğancan. 20 falan at oğlum. Gelebilir, gelmeyebilir. 20 falan ben at. Teklifimi bu şekilde vermeye uygun buluyorum. 20 at ya. Sen biraz kendi teklifini 20 olarak atabilirsin. At. Şimdi şöyle yapalım. MetaMask cüzdanımı görüyorsunuz. Buradan imza diyorum. 0.11. 170 dolar az para mı? Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. Burada teklifinizin ne kadar süre geçerli olacağı, 1 gün mü 3 gün mü? 3 gün açık kalsın istiyorum teklifin. 3 gün sonradan sonra artık kabul edemez istese de parça sahibi. Ve burada teklifi yap diyorum. Teklif yapmak için ana tekrar cüzdan onayı gerekecek. Tıklıyorum ama işlem yapmıyor. A few moments later. 5 minutes later. Olmuyor ya, veremedim. Buton çalışmıyor. One eternity later. Teklif veremedik. En iyisi ben girip kendime bir ninja seçip onu satın alayım. Şu nasıl Doğanca? Güzel, değişik bir çocuk bak. Aviator. İki tane gözlük var ama dayıda. Aç bakayım. Coolio. Cool bir kardeşim. Cool kardeşim. Bak, Aviator Googles gördüm. %1 trade. Kimse de yok. Güzel bir şey buldun ha Furkan. Bak. Güzel bir şey buldum. Öyle göz var bizde. Çıplak da olur abi. Nedir yani? Ninja çıplak. Doğru, bench. Çıplak. Çıplak çalışan ninja hiç görmedim bu arada. Böyle bir... Ya biraz kamufle olması zor olabilir hani. Ninjalığın tüm olayı görünmemek. Gece gibi olmak falan. Gece gibi değil yani. Tom Cruise. Gece ninjası karanlıkta görünmüyor. Tom Cruise mesela hiç böyle samuraylık yaptığını gördün mü? Gerçi o samuray.
Samuray. Ninjalarla dövüşüyorlardı. Öyle bir sahnesi vardı. Ninjalar saldırıyor bunlara. Nasıl savunuyorlardı o samurayları? O da ne film be? The Last Samurai. Böyle bir şey yok. Çok güzel film. Güzel ninja film var mı Furkan? Çok bilmiyorum ben ninja filmi. Çok ben de bilmiyorum. Go go Ninja Turtles. Aynen. Ninja Kaplumbağalar o. 72 GV'ye kadar düşmüş GES'ler bu arada. Ben 30 dolar abi öderim GES'e maksimum. Öde bakayım bir ne kadar çıkıyor. Buy now'da. Ben de bunu alıyorum. Alıyorsun. Bakalım as nedir. 3000 dolar NFT'ye. Valla çoluğun çocuğun rızkını NFT'ye yatırdınız. Efendim her zaman kenara ayırabileceğiniz, yatırım yapabileceğiniz miktarla bu tarz şeylere girin. Yani böyle hakikaten dediğimiz gibi ya, çoluğun çocuğunu evi sattım, NFT aldım. Yapmayın yani öyle. Biz bunu 45'e şey yapalım, koyalım. Düşerse alsın. Ha öyle verebiliyor musun? Yani istediğim hani mesela ben o kararı verdim, sonra yattım uyudum. Yani şöyle belli bir süresi var. Bir kere sen beklerken başka biri de alabilir o sürede. Ama şöyle bir şey var. Burada ödemek istediğin maksimum GES miktarını belirleyebiliyorsun. Ve onun altına düşerse muhtemelen alıyor. Altına düşmezse, üstünde gezerse alamıyorsun. Belli bir transaction fee de 2-3 dolar da gidiyor. Yakmış oluyorsun. Öyle bir riski var. Ama direkt almaktan daha karlıya gelebilir tabii ki. Öyle bir ihtimal var. 50 yapalım. Mesela 65 belirlesek ki uyarıyor zaten burada hani şu anki A şartlarında bu miktar çok düşük olabilir diyor. Hazır mısın Doğancan? Ben bir ninja alıyorum şu anda. Al al. İşlemi onaylıyorum. Evet, işleme alındı. Kısa zaman sonra ninja benim olacak. Toplamda 3000 dolara NFT'lerimizi aldık. 2 tane NFT'ye 3000 dolar bayıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Biz mutluyuz. Geleceğinde parlak olduğuna inanıyoruz. Buradan şimdi bu NFT'nin açtığı bazı kapılar da var. Faydaları var. Onları işte Discord'da bu komünitenin içerisine giriyoruz. Bunun için de heyecanlıyız valla. Hayırlı olsun diyelim. Furkan'cığım sen ne düşünüyorsun? Ninja'mı aldım, huzurluyum, mutluyum, güvenle uyuyabileceğim, beni koruyan bir ninja'm var. Ayrı zamanda bir ekosistemin parçası olmak da gerçekten mutlu ediyor. Türkiye'den böyle bir iş çıktığı için çok mutluyum şahsen. Umarım hani biz bunu fiyat spekülasyonu için almadık. Daha yüksek fiyata satarız hedefiyle almadık. Ama umarım değeri artar da bu ekosistemdeki herkes hep beraber el ele kazanır. Tamam. Aynı zamanda bir OpenSea gibi platformda nasıl NFT alınır bunu da işlemiş olduk bahaneyle diyelim sevgili dostlar. Şimdi bir de airdrop haberimiz vardı hatırlarsanız videonun başında söyledik. Onun için de yorumlarda bunu görebileceksiniz ama asıl bu programı da konuştuğumuz Kripto Kemal'le olan bölüme giderseniz orada bulabileceksiniz. Bir sorumuz var ona yorumlarda öncelikli olarak bir cevap vermenizi bekleyeceğiz. Farklı işte ne kadar işlem yaparsanız Twitter'da takip etmek gibi ne kadar işlem yaparsanız o kadar fazla çekilişe katılım hakkınız olacak. 3 adet Ninja Miffers hediye edeceğiz. Motherfuckers gibi söyleniyor ama şey değil. Küfür olarak. Miffers diyelim. Öyle değil. Tamam Miffers yani. O da yok. Furkan sen de bir gösterelim ya şeyde. Airdrop ile hediye olarak 3 adet buradan size kendi koleksiyonlarımızdan Miffers hediye edeceğiz. Bir tanesi de Crypto Kemal'in koleksiyonundan hatta gelecek. Katılabilirsiniz. Bol şans. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. DeFi izlediğiniz merkeziyetsiz geleceğe abone olun. Böyle bir sürü fırsatlardan daha çok airdroplarımız olacak. Hediyeleri yakalama fırsatını yakalayın. Efendim umarım keyif almışsınızdır bu bölümden. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ninja bölümümüzü izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız çok keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.